Lafı fazla uzatmayacağım. Sizin yorumunuza bırakacağım. Belki de ilk defa bir tetikçiyle yapılan, bir katil adayıyla yapılan çok ilginç bir söyleşiyi izleyeceksiniz. Onu hepimiz tanıdık. Peruklu, sahte cübbeli bir avukat olarak. Yani öldürmenin direğinden döndü. Ve onunla oturduk, uzun uzun konuştuk. Gözlerine baktım da hem hüzün doluydu, hem kin doluydu ama her haliyle insandı. Hadi izleyelim ve Fatih Bayat'a kimmiş bir görelim. ...28 yaşında erkek kuaförü. Berberlikte usta ama peruğu çok amatör işiydi. Alaaddin abisine yanlış yapan Ağansoy'u vurmak üzereyken yakalandı. Amacı çocuğuna ameliyat parası kazanmak. İdeali 3 koltuklu bir berber salonu açabilmek. Çıkarsa yarım kalan işi tamamlamak istiyor. Ne iş yapıyorsun Fatih? Erkek kuaförüm. Nereden tanıyorsun Alaaddin Çakıcı'yı? Alaaddin abi 88-89'da Sağmacılar cezaevinden tanıyorum. Sen niye oradaydın o zaman? O zaman da silah yakalatmıştım. Onunla yatıyordum. Artı oranın berberiydim. Sonra seni nasıl buldu? Beni telefonla buldu bir arkadaş sayesinde. Sana kim geldi tebliğ etti? Yani sen şuradan peruk alacaksın ya da al bu peruğu kafana giy. İşte sana avukat her cübbesi. Şey bana çanta içinde verildi. Telefonla talimat aldım. Ya bu iş bitecek diye. Her şey. Kim getirdi verdi sana çantayı? Adnan adında bir abimiz vardı. Adını kullanmak istemedim gerçi ama. Baktın mı şöyle aynanın karşısında kendine? Çok kötü duruyordu ya. Sen de erkek kuaförsün yani. Hiç öyle saç gördün mü hayatında? Şimdi ben ona ince iş yapmadım. Belki de ondandır. Karşılığında ne istedin sen? Karşılığında şu ana kadar hiçbir şekilde bir rakam koymadık, bir bedel koymadık. Adnan abimize, Alaaddin abimize yapılan yanlışı kendimize saydık hepsi o. İçeride dışarıda rahat edeceğim söyleniyordu yani cezaevinde iyi bakılacağım. Çıkınca belli bir mekanım olabilir. O düşünceyle yapmışımdır yani. İçim sıkıntısı içinde misin? Şu anda öyleyim ya. Dükkan falan kapalı mıydı senin? Kendime ait dükkanım yok. Açıyorduk yeğenimle beraber bir kuaför salonu açıyorduk üç koltuklu. Açılış yapamadık yani yeğenimiz açtı dükkanı. Sen söyledin mi yeğenine benim ufak bir işim var diye? Yok ben birden sır oldum kayboldum çarşamba günü ortalıktan kayboldum. Yani evli misin? Evliyim bir tane 8 yaşında çocuğum var. Peki onu nasıl göze aldın yani şimdi 8 yaşında bir çocuğun... Katil bir babası olacaktı filan. Onu nasıl göğüsledin? Şimdi bir insan boşluğa girdiği zaman yani onları düşünecek bir zaman olmuyor. Zaten ne yapıyorsak onlar için yapmaya çalışıyoruz. Yani onların geleceği için. Şu anda çocuğumun ufak bir ameliyatı var. Onu bile yaptıramadık yani. Ne ameliyatı var çocuğun? Ya ek parmağı var. 6. parmağı var. O kesilecek. Öbür ayağında... Baş parmağının büyüklüğü var, estetik olması gerekiyor. 8 yaşına geldi, bugüne kadar onu yaptıracak bir duruma gelemedik. Şartlar zaten ortada belli. Onun huzuru için, onun rahatlığı için yaptık yani, ne yaptıysak. Nerede sakladın silahı da bulamadılar? Ayalarıma sakladım. Anladım. Öyle bir ince arama yapmadılar demek ki. Yok, ince arama yaptılar da hani oraya tahmin etmediler. Yani bir ne de olsa karşısındaki bir avukat görünümü vardı. O kadar incelemediler herhalde. Peki tam böyle zamanlama olarak neyi düşünüyordun? Yani Tevfik Ağansoy gelecek, işte duruşma başlayacak. Nasıl bir zamanlama kestiriyordun kafandan? Onun zamanlamasını kestirme olayı o anki ortama bağlı yani. Ama hakim illaki ona bir söz hakkı verecekti. Yani ayağa kalktığında bütün vücudu ortaya dökülecekti. Yani bana vurma fırsatı doğacaktı yani. Anladım. Peki nasıl oldu? Birdenbire mi hissettiler? Kim hissetti? Sen mi bir acemilik yaptın? Şimdi yok. Orada iki avukat vardı, iki sanık vardı. Şimdi hakim sordu zaten, siz kimi savunmaya geldiniz?
avukatın bir tanesini. O dedi işte falancıyı. Öbür avukata sordu, o da dedi falancıyı. Bana sordu, ben de dedim ki efendim dedim ben stajyerim. Bu dedim mahkeme dedim önemli olduğu için dedim bazı bilgileri dedim kendi gözlemlerimle dedim. Bu dersi kim çalıştırmıştı sana, bunu da mı söylediler? Ya, yok o bir anlık oldu artık yani o. Bir anda akla gelecek bir şey değil canım stajyer avukatın. Yok bir anlık oldu. Stajyer avukatım kelimesi daha önceden aklımdaydı ama ondan sonraki kelimeler bir anda oldu yani. Gerçekten elini kana bulayacaktın. Bir insanın canı gidecekti. Sen çok daha kötü durumlara düşecektin. Belki orada bir çatışma çıkacaktı. Sen vurulacaktın. Olabilir. Şu anda neler hissediyorsun? Hayırlısı neyse olsun diye zaten içeriye girmiştim. Mahkemede de içeriye girmeden yani ben bunu kendi kendime söylemiştim. Yani Allah'ım işte hayırlısı nasıl olacaksa o şekil olsun. Yani kazası artık büyük olur, küçük olur. Allah'a inanıyorsun? İnanıyorum. İnancım büyük Allah'a şükür. Peki Allah'ın verdiği canı Allah'ın alacağına inanmıyor musun? Bir anlık boşluğumuz diyelim. Yani bugün çıksam yine aynı talimatı alsam yine yapar mısın? Alaaddin abi için. Evet. Yaparım abi. O zaman bir anlık boşluk falan değil bu yani. Sen her an... Ama yok yanlış kendine boşluklar yapmış, yaratabiliyorsun yani. Yavaş abi kendisi de yani çok iyi biliyor yani sağda solda çok boş konuştu yani. Bir Alaaddin abiye paranoyak demesi yani ekmek yedi kapıyor tek. Ne demek paranoyak? Allah bilmiyorum kendisi kullandığı için. Sen her ihtimale karşı vuracaktın yani. Ya kendisi kullanmış ben kullanmadım ki bu lafı abi.